Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Jale Refik Rogers bizimle. Ona serbest dolaşan milletvekili diyorum artık. Çünkü artık istediğini istediği yerde söyleyebilir. Bu da milletvekilimizi böyle hür kılar. Keşke bütün milletvekillerimiz böyle hür ifadeyle kendilerini ifade edebilseler de çok daha ülke için olumlu sonuçlara doğru gidebilsek diye düşünüyorum. Bilmem bana katılacak mı, sorayım şimdi. Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek günaydınlar ve hoş geldiniz diyelim. Günaydın. Evet. Çünkü yani bu benim düşündüğüm bir konu değildi. Böyle ekrana bakarken düşündüm, seni düşündüm ve dedim, çünkü hakikaten konuşmalarında hürsün. Böyle kendini çok net ifade ediyorsun ve dedim ne kadar güzel hür olmak. Çünkü kimse yok yani, hayır şöyle bunu diyelim, bunu dersek falan olacak. Tamamıyla kendi iradenle konuşan bir milletvekilisin ve yani sağa sola çok rahat çarpabiliyorsun. Yani doğru gördüğün şeyi söyleyebiliyorsun. Bu da ne kadar güzel bir şey diye düşündüm. Yani tabii ki siyasete girerken benim için kendi çizgimden şaşmamak önemli bir prensipti tabii. Benim için. Çünkü siyasette maalesef birçok şeyin ve birçok kişinin de değişebildiğini görüyoruz. Yani o siyasi kimliği edindikten sonra. O açıdan ben bunu önemli görüyorum ve kendim açısından işte gece yastığa başımı rahat koyabilmek açısından önemli bir unsur olarak görüyorum. O noktada ben Halkın Partisi'nin ilk yani sonradan neye evrildiği değil ama ilk etapta kuruluşunda sosyal adalet ve iyi yönetimdi bizim öne çıkardığımız tabii. Felsefe. Ben hala bu ülkede buna en çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Ve gerek Halkın Partisi'nin içinde olduğum dönemde, gerek şimdi bağımsız olarak da bunları öne çıkarmaya çalışıyorum. Yani bu ülkede işte kamu reformu yıllardır konuşulur, vergi reformu yıllardır konuşulur. Seninle bu konuları çok tartıştık yani bu programlarda. Ve bu yapılmayan şeyler bizi her geçen gün geriye götürüyor. Doğru. Yani kamuda, yoldan geçen herhangi birisine sorun, kamuda çalışan size söyleyecektir. 20 sene önce ilk girdiğindeki kamuyla şimdiki kamu arasında dağlar kadar fark var. İleriye gideceğimize, kamunun içinin tamamıyla boşaldığı, artık yeni bir vizyon yaratmak gibi bir felsefesi olmayan, tamamıyla sadece işte evrak imzalayıp günü geçiren bir kamuyla karşı karşıyayız örneğin. İşte vergide yapılması gerekenler yıllardır konuşulur, bir sürü raporlar yazıldı, şey yapıldı. Geçmişte teşvik sistemleri bu ülkede hep yanlış şekilde kuruldu. Yani evet teşvik gerekir bir ülkeyi kalkındırmak için. Ama bunun da şekli şemali önemlidir. Veya o çağın gerekliliklerine ayak uydurması gerekir. Yani evet. 20 sene önce ihtiyaç duyduğumuz teşvik yasası şu an artık gerçekten ihtiyacı karşılar bir durumda değildir. Tabii. Devlete destek değil, köstek olan bir noktaya tabii. gelmeye başlamıştır tabii. örneğin. Ve biz bütün bunları konuşmayıp siyasi milliyetçilik oynarsak zaten bu ülkede hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü bence her şey o yüzden, kurulu düzeni bozmama adına devam ediyor. Evet, bu da tabii ki statükonun devamı demek ama statükonun devamı demek gerçekten her gün daha fazla içinin boşaldığı bir devlet yapısı tabii. demek. Ve ben gerçekten çok üzülüyorum. Yani bugün mecliste biz işte ilk etapta deprem olduktan sonra bir gecede bir yandan televizyonda bağış toplarken bir platform, diğer taraftan hatırlarsanız hükümet bir kararname çıkarmıştı ve bu kararname işte maaşlardan kesinti yaparak depremzedelere ve yardım yapmak falan ve bir sürü bir şey için, hatta pandemiden Ukrayna Savaşı'na bağlayan bir gerekçeler silsilesiyle maaşlardan kesinti yapacağını açıklamıştı. Ondan sonra meclise götürüldü, komitede tartışıldı ve bugün genel kurulda görüşülecek. Hala şu anda yasa o gün çıkan kararnameden hiçbir şekilde farklılık göstermemiştir, birkaç rötuş dışında. Evet. Ama hala bugün hükümet sendikalarla bu sabah toplantı yapacak ve belki eğer anlaşırlarsa, yani ya tutarsa şeklinde bir şeyle, yaklaşımla bugün genel kurula bu yasayı getirip
belki bazı öneriler verip değişiklikler yaparak bu yasayı geçirecek. Yani ölme şeyim ölme. Ama yani bir de şu dezavantajı oldu, unutma söyleyeceğini. Yardımlar devam ederken bu önerinin ortaya çıkması, kesintilerin ortaya çıkması yardımları da ip gibi kesti. Kesinlikle. Yani mesela benim babam emekli maaşıyla geçinen birisidir ve gerçekten de bağış yapmak istiyordu. Sonra emekli maaşlarından da dahil işte herkesten kesinti yapılacak denildi. O da o zaman dedi tamam ben bir bekleyeyim de göreyim bakayım yani ne kesecekler, ne yapacaklar da ona göre ben de bütçeme göre yardım yapabilirsem ona göre yapayım. Ki yani bu zamanda geçinmek çok zor, o yüzden yani sabit maaşa bağlı çalışan birçok insan için. Yaşayan birçok insan için gerçekten bu zaten çok zor bir şey. Ama bunun daha üzücü olanı bence bu, yani böyle bir devlet olamaz işte 20.000 TL maaş alandan 200 TL kesinti yapıp da işte dişin kovuğunu doldurmayacak rakamlarla bircik bircik toplayıp da işte okul yapacak, hastane yapacak, depremzedelere yardım edecek, liste uzuyor gidiyor. Yani bu yani zaten sürdürülebilir değil. Ama zaten bu rakamlarla bizim yapmamız gereken ihtiyaç duyduğumuz hastanedir, okuldur. Yani o kadar çok büyük ihtiyaçlar var ki, o kadar bu kadar uzun yıllardır o kadar ihmal edilmiş ki bu işler. Aynen. Yani bütün bunları yapmaya yani 1 milyar değil, milyarlar yetmeyecek bir durum içerisindeyiz. Yani böyle pazartesi. Evet, tam ona geleceğim zaten. Yani pazartesi böyle tamamen halkı demoralize etmek de istemem ama yani bizim artık sürdürülebilir bir kamu maliyesi oluşturmamız gerekir. Sürdürülebilir bir yapı oluşturmamız, kamunun, devletin gelirlerini artıracak düzenlemelere ihtiyacımız var. Veya var olan düzenlemeleri ciddi anlamda uygulamaya ihtiyacımız var. Yasalarımız da yok değil aslında. Yasalarımız var. Kötü ama uygulanmıyor. O kötü yasaların aslında topluma hiçbir şey katmayıp da sadece belirli kurumları veya da grupları destekleyen, besleyen fonların da artık dur demeli, onları da geriye çekmeli. Dediğim gibi yani belli teşvikler, belli yatırım teşvikleri, uçsuz bucaksız yatırım teşvikleri. Yani bir şirket yatırım yaptığı sürece o vergiden muaf, bu vergiden muaf. Böyle bir dünya yoktur yani. Ve işinizle alakalı bir yatırım yaparsınız, o işi geliştirirsiniz, okey. Ama bizde öyle de değil, bir iş yapıyorsunuz. Çok alakasız bir işe yatırım yaptığınızda da o size vergi muafiyeti getiriyor. Bu ne demektir? Büyükler çok daha büyüsün, küçükler de yok olsun. Aynen. Çünkü o büyükler hakikaten küçüklerin işine şey vuruyor. Bir de hacminin büyüklüğünün getirdiği o cüsseyle, o yapabilir konsebiyle küçüklerin zorluğu çekerken alanda hiçbir zorluk çekmeden gümbür gümbür o alana giriyor. Onların alanına da giriyor. Onun işini de daha bozuyor. Yani işte bizim mesela üniversiteler tamamıyla biliyorsun onların tam da bir sürü muafiyetleri var. Yani üniversite adası yapacağız şey dedik mesela. Üniversite adası yapacağız dedik ama şu anda üniversiteler insan ticaretiyle anılıyor. İnsan ticaretini konuşmaya çalışıyorsunuz mecliste. İşte ülkemizin adını kötüye işte kötü gösterecek şeyler söyleme diyor. Kuma gömelim başımızı öyle mi? Yani deve kuşu başı kumun içinde affedersin yani şeyi dışarıda yani aynen. Böyle bir dünya yok yani ve biz bu ülkede bu sorunları hala konuşamıyoruz. 6 Şubat milattır dedik, herkes süslü sözler söylüyor. Bunun gereğiyle ilgili ne yapılıyor? Ben bunu görmek istiyorum. Yani bu böyle işte mecliste içilen çayı kahvenin parasını kestik. İşte bilmem neyi o kestik. O çok acayipti ya. Yani onu sendikalar söyledikleri şey yani bir milletvekilinin içtiği su kahve nedir? Ya da işte milletvekili değil genelde zaten konuklar yani komiteye gelen konuklara yapılan ikramlar falan vardır. Yok kessinler yani onu okey yani ona da okeyim ama benim söylemeye çalıştığım bizim esas büyük resme bakmamız gerekiyor. Yani bizim işte Nisan ayından Aralık ayına dediğim gibi böyle oradan 100 lira öbür taraftan 200 lira buradan 500 lira olmaz, keserek bu sürdürülebilir değildir ve bu hiçbir ihtiyaca da yetmeyecektir. Doğru. Yani bunu söylemek için ne ekonomist olmaya gerek var ne de maliyede uzman olmaya gerek var. Bizim bu ülkede kayıt dışı ekonomiyi artık kayıt altına almamız gerekiyor. Zaten bu
meclis komitesi, alt komitesine gelen herkes de aynı şeyi söyledi. Bunu sadece ben söylemiyorum. Hmm. Bütün sendikalarda, bütün odalarda kayıt dışı ekonominin artık kayıt altına alınması gerektiği, vergilerin gerçek anlamda adil bir şekilde toplanması tabii gerektiği. Ama ben biz daha bu orada konuda bir hareket görmedim. Yani sıfır, en azından sıfır. Zaten budur sorun yani ve bunu böyle bir şeye getirmeye çalışıyorlar. İşte muhalefette işte kendi parası kesilmesi. Öyle bir şey yok. Ha, ne bileyim ben, belli bir miktarın üzeri belki işte bugün yani gerçekten geçinmek çok zor bir hale geldi. Yani 20 bin TL, 30 bin TL alan kişi de ayın sonunu zor getiriyor zaten. Tabii. İşte çocukları varsa, okul masrafı varsa, şeyi varsa, benzindir, elektriktir, kiraydaysa falan. Yani gerçekten iki tane çocuk varsa iki tane araba lazım. Aynen öyle. Zaten toplu taşımacılık diye bir şey bu yok ülkemizde, kurulamadı. Her evde işte çocuğunuz varsa ve 18 yaşının üstündeyse onun da büyük ihtimalle arabası vardır falan. Yani giderler çok fazla. Dolayısıyla işte belli bir miktarın üstü belki yani bir işte mesela 50 bin TL'nin üzerine bir kesinti yapın okey. Belli bir süre için yapın ona da okey. Ama esas yapmamız gereken bizim bu devletin gelirlerini sürdürülebilir bir şekilde artırmak. Hı. Devletin her bir gün tekrardan işte borçlandığı, maaş ödemek için borçlandığı bu kısır döngüden artık çıkmaktır. Çünkü bu ülkede kaynak olduğunu tabii hepimiz biliyoruz 1.6, yani. 1.6-1.7'ye yine yetkilendirildi devlet, yine borçlanacak. Aynen öyle ve döviz borçlanıyor ve yani daha neler. Bu ülkede biraz şey yapıp yani mesela hükümet ilk kurulduğunda hükümet programında biz artık işte kamu maliyesini kayıt altına alacağız, işte vergileri kayıt altına alacağız, dijitalleşeceğiz dedi başbakan, elektronik şans oyunları yasası hazırdır dedi, biz onu meclise getireceğiz dedi, işte Forex'i lisanslandırma için dedi yasa yapacağız, onu meclise getireceğiz dedi. Bugün elektronik şans oyunları yasamız yok. Sanal bet bu ülkenin bir gerçeği mi? Evet. Belli kişileri çok ciddi anlamda zenginleştiriyor mu? Evet. O insanlardan vergi alınıyor mu? Hayır. Ve yani bütün bunları herkes biliyor ama biz bunları konuştuğumuzda konuşan kötü oluyor. İşte deve kuşu başını kuma sokunca da işte iyi hükümetçilik oynuyor tabii oluyor. Yani buna halbuki artık bu endüstrilerimiz, son vermemiz gerekiyor. Her biri tehlike altındadır. Biz burada lisans altında şans oyunları yapabiliriz. Yeter ki lisansı olsun ve vergisi tamamen ödensin. O vergiler de hem toplum için kullanılsın. Tabii ki. Üniversitelerimiz bu insan ticareti konumunda kalırlarsa çok yakında onlar da çökecekler. Kesinlikle. Ve bu 1 milyar gelir yavaşlayacak ve aynı zamanda bu kadar kafeler, restoranlar, şunlar bunlar hani talebeyle geçinirler ya. Evet. Onlar artık bu talebeyi alamayacaklar buradan ve oradaki çöküntüyü bir düşünün. Kesinlikle, yani, Biz büyürken eskiden 2 tane pastane vardı, 4 tane restoran vardı. Talebeler gittiği anda o günlere döneriz. 2 pastane, 3 tane restoranta döneriz yine. Evet. Çünkü bizi canlandıran talebe hayatıdır. 100 bin kesinlikle dolaşan harcayan insan. Kesinlikle, bu çok önemlidir. Dolayısıyla tabii yani bunu konuştuğumuzda biz olmasın ya da bozulsun istediğimiz için değil, tam aynen tersine. Doğru yaşarsın. Olsun. Doğru tabii duyuyorsun ki kaliteyi yükseltelim. Yani bu ülkede artık her alanda bizim kaliteyi yükseltecek uygulamalara ihtiyacımız var. Ama oraya varmış olmamız gerekmez mi? Çünkü biz yani düşünün, biz artık 200 bine 400 bin talebeye gidemeyiz. Yani bu devamlı bu büyüme isteği var ya, biz oralara zaten gidemeyiz çünkü mümkün değil bu nüfusla. Onun için kalite ve birim fiyatı daha yüksek. Yani onun ona için de tabii lazım ki biraz geç olabilir. Çünkü bu ülkede biliyorsun yani izinlendirilmiş ve yani şu anda aktif olan 22 tane üniversite var. Yani bu kadar bir küçük yüz ölçümü içerisinde 22 tane üniversite ne demektir? Daha 8 tane de ön izni alınmış ama açılmamış olan var. Yani sayı aslında 30'a kadar da çıkabilir. Bu zaten kendi başına yani başlı başına bir sıkıntıdır. Ama en azından mevcutların yani gibi oluyorlar, değil mi? Evet, mevcutların yani kalitesinin artması bu ülkeye işte daha fazla öğrencinin bu ülkeyi tercih etmesi için çok
çok önemli bir şey. Yani dolayısıyla yani ne yaparsak yapalım kaliteyi artırmak için artık uygulamalar tabii. yapmamız lazım. Teşvikler de aynı şekilde yani mesela işte tarımda süt ürünleri biliyorsun yani hellim tescili konusu var. Orada teşvikler var ama bizim artık kaliteye teşvik vermemiz gerekiyor. Çünkü ancak kaliteyi artırırsak biz yurt dışına ihracat yaparız, hellimimizi satabiliriz, Güney Kıbrıs'la yarışabiliriz. Yani bizim bunları konuşmamız lazım. Tabii. Ama maalesef böyle vasatın egemenliği şeklinde her geçen gün ileriye gitmek yerine geriye gidiyoruz ve hükümet edenler de tamamıyla üç maymunu oynuyor. Bir yandan da böyle işte kaoslar yaratıp işte bir şeyler ortaya atıyor, bırakıyor halk onları evet. tartışsın. O kendi bildiğini okumaya çünkü devam teşvik ediyor. Verdiği adam, teşvik verdiği adama gidip de dediğinde ben de 3-5 tane adam var onları işe almak isterim. Peki efendim işte istihdamlar yaratılır, teşvikler verir. Yani kurulu bir düzendir bu ve bozulmasına kimse müsaade etmiyor. Evet. Öbür taraftan Rum tarafı iki kat fiyatına aynı hellimi satıyor. Aynı toprak, aynı süt, aynı evet. kurumlar. Kesinlikle. Ve iki katına kesinlikle. Satabiliyorlar. Ve yani kaliteyi yakalayabildiğiniz noktada tabii. aslında tanınmışlık, tanınmamışlık gibi bir şey. Hiç konu bile olmuyor biliyor musunuz? Ben biliyorum bazı üreticiler var. Amerika'ya hellim satıyor şu anda. Çünkü o kaliteyi yakalayabiliyor. Yani siz kaliteyi yakalarsanız piyasa... Ürün her yere girer. Ürün her yere girer aslında. Tabii. Dolayısıyla öyle işte biz tanınmazdık, biz yapamazdık işte bilmem yok, neydi. Hepsi aslında bizim kendimizin yapabileceği şeylerdir. Ha, yapmadığımız sürece başka birileri gelip bizim için yapacaktır. Çünkü doğa boşluk tanımaz. Yani geçen gün mesela çok üzüldüm ben. Sağlık Bakanlığında mesela sağlık biliyorsun en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Sağlıkta, eğitimde her geçen gün daha kötüye gidiyor. Ve sağlık alanında hala biz mesela envanterimizi kayıt altına alamadık. Benim hep bu konuyla ilgili çok açıklamalarım vardır. İlaç Eczacılık Dairesi'ne işte giren ilaç, çıkan ilaç, hastanelere dağılan ilaç. Bu envanterin takibi hala da çok eski ilkel yöntemlerle yapılmaya çalışılır. Defter üstünde diye öğrendim. Maalesef öyle. Öyle olduğu için de tabii ki bu suistimale de çok açık bir yöntemdir. Tabii. Takdir edersin ki. Ama öğrendim ki mesela oradaki insanlar da ısrarla envanteri girmemeyi tercih ediyorlar mesela. Ve biz bunları kendimiz yapmadığımız için birileri bizim için sonunda gelip yapıyor. Yani mesela bizim sosyal hizmetler o kadar bir zayıfladı şu anda ve sosyal hizmetler hiçbir şekilde halkın ihtiyaçlarına karşılayabilecek durumda değil. Sayın Taçoy bir protokol imzaladı. Türkiye'den gelsinler ve sosyal hizmetler için bize düzen kursunlar. İşte oradan çalışan getirsinler. Buradakileri eğitsinler. Yani bizim her yapmadığımız şeyi de sonunda başka birileri bizim için yapmak durumunda kalıyor. Yani biz artık böyle başka şeyleri bahane ederek... Ama siz gitseniz, başbakana deseniz bir dakika ben bunu size çok rahat düzenleyebilirim. Benim istediğim fond şu kadardır, grup insan bu kadardır. Ben sosyal hizmetleri çok acayip bir şekilde düzenli olarak kalkındırabilirim. Türkiye'nin protokol imzalandığında bedavaya mı gelecek o bize? Bir şekilde o da bir şekilde. Bedele tabii vuracak. Ki. Tabii ki. Yani o zaman niye başka taraflarda yaptırıyoruz? İşte muamma orada. İşte kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız ve bundan sonra artık gerçekten aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemememiz gerekiyor. Ama bu hükümetin her geçen gün kaosa oynayarak kendi bildiğini okumaya devam ettiği çok net ortada. O ilaç konusunda tekrar sormak istiyorum. Çünkü dışarıya taşan ilaçlar resmen dışarıya taşıyormuş. İlaçlar böyle yani yolda sokakta diyeceğim artık. Yani odanın dışında falan. Hem bunlar çok tehlikeli. Yani sonuçta ilaçtır. Zehir de olabilir. Şey de olabilir. Bunların içeriklerini yani defterde olan bir ilacın kaç tanesi geldi, kaç tanesi satıldı, kaç tanesi işte tarihi geçti. Tarihi geçenler yani 4 yıl 5 yıl olanlar var içerisinde ve bunların üstleri artık silindi yani okunamıyor. Orada olan ilaç nedir, hangisidir hiç bilmeden bunun muhasebesi nasıl yapılır? Onu hep merak etmişimdir çünkü
her eczacıda bir muhasebe sistemi var. Onlar çok up to date'dir. Okutur, barkodludur, şudur budur. Yukarıda kaç tane kaldı, depoda kaç tane kaldı. Her şey sümültane oluşur. Evet. En ufak bir eczacıda bu vardır. Ya koskoca yani bir sürü gıda şirketleri var. Yani gıda şirketleri eminim çok güzel öğretebilir yani ilaç eczacılık dairesine envanter nasıl tutulur, stoklar nasıl tutulur, işte raflaman sistemi nasıl olur. Ama bunun için tabii ki önce bir niyet olması lazım. Yani ben bugüne kadar gelen hiçbir sağlık bakanından ben önce bu ilaç eczacılığın bu sorununu çözeceğim dediğini duymadım. Çünkü işte istihdam yaratan bir şey olmadığı için halkın direkt yaşamına dokunmadığı için yani dolaylı yoldan aslında sonuçta çok büyük bir fark yaratacak ama. Şu anda dokunuyor çünkü tabii. Yani direkt işte kişilere dokunmadığı için. Mesela oy potansiyeli olmadığı için. Dolayısıyla da oy potansiyeli olmadığı için bu konunun bir öncelik haline gelmediğini görüyoruz. İlaç Eczacılık Dairesi ile ilgili Sayıştay raporu var. Bu söylediklerini detaylı bir şekilde yazan, işte giren ilacın çıkan ilacın kaydının tutulamadığı, bazen işte gelen ilacı geldiğinde orada çalışan kişi, çünkü ilaç eczacılık dairesi şey olarak da nitelikli personel açısından da çok dezavantajlı bir yer. Yeteri kadar eczacısı yok. Oraya gelen işte geçici işçi alıyor ilacı, bir isim yazıyor ama belki yanlış yazıyor. O sisteme hep yanlış giriliyor. Ondan sonra onu aradığında tekrar tutmuyor. Tabii. Sonra çıkışıyla tutmuyor. Bunların takibi bu şekilde yapılamıyor. Yani 2023 yılında bunları konuşmak elbette çok üzücü. Ama zaten işte geçmişte bir online dijital sistem kurulmaya çalışılmış ama o da hiç de doğru düzgün çalışmamış. Nasıl bir şey tercih ettilerse artık ya da bunun araştırması nasıl yapıldıysa. En ucuzundandır. Sadece 10 bin tane ilaca kadar böyle doğru düzgün çalışmayan tabletlerle ve bir internet sistemiyle bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Ama bunun nasıl yapılması gerektiği dediğim gibi çok net ortadadır zaten. Yani bir bakkal dükkanının da daha büyük bir gıda şirketinin de. Dediğim gibi bir eczanenin de. Yani işte barkod sistemiyle bunun nasıl yapılacağı zaten bellidir. Tabii. Veya işte raflarken en eski ilacı öne, en yeni tarihlisini arkaya koyup da ilk başta FIFA o eskisini. FIFA dedikleri bir terimdir o first in first out. Siz tabii ki daha iyi bilirsiniz yani bu işlerde çalıştığınız için. Yani işte ilk dediğin gibi yani ilk gelenin ilk çıkması gerektiğiyle ilgili o raflar, masa sistemlerini bilmem nesini. Yani artık bugün bunları konuşmamamız gerekiyor bizim. Tabii canım, bu ciddi anlamda bir kara deliktir. Ciddi anlamda sağlık giderlerini artıran bir şeydir. Ve dediğim gibi çok suistimali açıktır. Çünkü yani tamamıyla... Devamlı beyanatlar duyuyoruz sağlıkta. İlaçlar geldi, bir miktar geldi, geliyor, arıyoruz, bakıyoruz. Yani bir efor da görüyorum. Yani ben oradaki bakanın koltuğunda oturup hiçbir şey yapmıyor diyemem. Çünkü devamlı bir efor görüyorum orada. Tabii yani bir efor çırpınıyor yani oradaki bakan. Şimdi nedir sorun bilir misiniz? Yani bu sorunlardan bir tanesi. Ondan sonra günü geçmiş ilaçların imha edilmesi gerekir. Orada ayrı bir sorun var. Çevre yasası geçtikten sonra ilaçların imhasıyla ilgili belli kurallar var. Bu da çok pahalı. Devletin buna parası yok. Burada yapan bir firma var. Onun da fiyatları yüksek. Türkiye'ye bunu gönderemez. O da fiyatları yüksek galiba. O galiba daha ucuz ama Türkiye'ye göndermeyle ilgili bir sorun var falan filan. Yani orada bir ayrı bir sorun var. Bir de şu sorun var. İlaç tabii ki pahalı bir ürün. Örneğin geçen sene ilaç için ayrılan bütçe ihtiyaç olan bütçenin 1/3'üydü. Bu bilinmesine rağmen bu sene bütçe yaparken gene ona oranla bir artış yapıldı. Yani gene 1/3'üne yeteceği bilinerek sadece o kadar para ayrıldı. Öyle olunca çok pahalı bazı ilaçların büyük miktarlarda alınması da bir sıkıntı oluyor. Ve yani bu aslında çok ciddi bir sorundur. Çünkü kronik hastalıkları olan insanların, örneğin bir MS hastasının belli bir ilacı alarak, bağışıklık sistemini yüksek tutarak o hastalığın daha
yavaş ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Evet. Yani bu tür otoimmün hastalıklar, yani bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar veya işte MS gibi kronik hastalıklarda belli ilaçlarla o hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyorsunuz. AIDS gibi şimdi o da var galiba. Mesela HIV pozitif bireyler gerekli ilaç tedavisini aldıkları sürece 30 küsur yıl daha bile fazla sağlıklı bireyler olarak yaşayabilirler. Evet. Eğer HIV pozitif bir kişi gerekli tedaviyi almazsa bu ilerleyip de AIDS dediğimiz hastalığa dönüşebilir. Hı. Bağışıklık sistemini ciddi anlamda yıkıma uğratır. Tabii. Ve ölüme kadar gidebilir. Dolayısıyla bu tür ilaçların devamlı alınması, kesintisiz alınması önemli. Aynı zamanda kanser hastalıklarında eğer bir tedavi alıyorsanız o tedaviyi doğru zamanda, doğru miktarlarda gerekli sürede alıp tamamlamanız gerekiyor. Başla kanserin dur olmaz. İlerlemesi için başla dur olmaz. Dolayısıyla sağlık bütçesinin bu kadar kısıtlı olmasıyla İlaç Eczacılık Dairesi, ben oradaki insanların çok özveriyle çalıştığını çok iyi biliyorum, gözümle de görüyorum. Birçok toplantıda da bir araya geliyoruz. Yeterli miktarda ilaç almaya çalışıyor ama işte sipariş veriyor ama bu kadar bu kadar alabiliyor. Yani bu kadar miktar bütçesi olduğu için bu kadar alabiliyor. Onların gelmesi aksıyor. Böyle olunca kronik hastalığı olan tedaviyi doğru zamanda alamadığı için hastalığı ilerliyor. Bu dönüp aslında sağlık sistemine ciddi bir yük olarak da geri geliyor. Yani siz hem o hastanın sağlığını riske atıyorsunuz ve o kişinin belki de işte ömrünü kısaltıyorsunuz. Ama bununla beraber sağlık sistemine de ek yük bindiriyorsunuz. Çünkü o kişinin sağlık ihtiyaçları da bu sefer artıyor. Yani kendi içinde bir kısır döngü oluşturuyorsunuz. Tabii. Veya işte erken tanıyla ilgili zamanında bu halkı bilinçlendirmeyip karpazdan yeşil ırmağa herkese erken tanı testlerini zamanında yaptırmasını teşvik etmediğiniz için, hatta o kadar zorlaştırıp da aslında köstek olduğunuz için ve birçok insan kendi parası olmadığı için, özelde de bunu yaptıramadığı için mesela kanser teşhisi daha geç yapılıyor. Bu hem o kişinin o kanserden dolayı hayatını kaybetmesine sebebiyet verebiliyor. Hem de işte kanser hastaları olarak sisteme büyük bir yük bindiriyor. Halbuki biz birçok kanser hastalığında erken tanının hayat kurtardığını çok iyi biliyoruz. Örneğin meme kanseri. Ama işte Sağlık Bakanı çıkıp da bizimle beraber kanser haftasında evet erken tanı hayat kurtarır diyor. Yani bu slogan güzel ama bu sloganı hepimiz söyleyebiliriz. Gereğini nasıl yapıyoruz? Yani bu kadar yıldır biz mesela erken tanı için işte bir mobil hizmet olmasını konuşuyoruz. Yani bir otobüs olsun, içinde mamografi cihazı olsun, ultrasound olsun, geçsin köyleri, Karpaz'daki kadın da mamografisini yaptırabilsin. Yeşilırmak'taki kadın da mamografisini yaptırabilsin. Yurt dışında çok acayip uygulanan bir şey. O insanlar bilinçlensin, yapması gerektiğini, her yıl bunu bilsin. Bunun takibini yapsın. Farklı bir şey hissederse vücudunda doktora gitsin. Bizde devlette erken tanı testleri için zaten yani dip karpazdaki bir kişinin gelip de işte Lefkoşa Hastanesi'nde testlerini yaptırması ya da Mausa'da testlerini yaptırması aylarca beklemesi gerekiyor onu yapmak için. İşte bir ultrasound randevusu isterseniz devlette, o da gene en uzun zaman alan şeylerden bir tanesidir. Aylar sonraya randevu alabiliyorsanız, sizin belki de birinci evre olan kanseriniz o bekleme süresinde ikinci evreye geçiyor. Tabii. Yani ama bunları konuşamıyoruz bile çünkü o kadar bir kısır döngüye sokulmuş bir sistem var. Ancak da işte o günü geçirmek için o ilaç eczacılık dairesi müdürü oturup da işte o 3 tane ilaç gelsin de o 3 hastaya vereyim de en azından onları bu aylıkta kurtarayım da kısmet bir sonraki ay artık ne yapacağıza dönüp geliyor. Tabii. Yani bizim işte sağlığa gerekli bütçeyi ayıramadığımız, eğitime gerekli bütçeyi ayıramadığımız bu kısır döngü içerisinde geldiğimiz nokta bu. Ondan sonra da biz
biz şimdi dediğim gibi 20 bin TL maaş alandan 200 TL keseceğiz de bunları biriktireceğiz de işte hastane yapıp tabii. Daha okul yapacağız da falan da filan ve yani ondan sonra bunu istemeyenler de fenadır deyip onları muhalefeti de üstünden kötüleyeceğiz yani bu evet. Tamam değil ve bu çark artık dönmüyor yani bu statüko artık kendi kendini içinden bitiren, çürüten bir hale geldi. Evet. Ve bu şekilde devam etmemiz de mümkün değildir. O yüzden artık hükümette olan da muhalefette olan da daha cesur olup da biraz daha açıkça bu ülkenin gerçeklerini konuşabilmek zorundadır. Ancak bunu yaparsak bir şeyleri değiştirebiliriz. Ya da böyle bu şekil yok olup gideriz. Tabii. Keşke diyorum siyasetçiler böyle birlik olsalar da böyle alttan gelecek bir kadını veyahut da bir erkeği lider olarak yetiştirseler ki bütün bu statükoyu yıksın, bütün bu taviz vermeleri yıksın ve tamamıyla merit usulü iyiysen kalırsın, iyiysen devam edersin, kötüysen çıkar gidersin, başka bir şey yaparsın. Yani öyle bir ortam. Çünkü siyasette buluyorum ben bunların başını. Yani, siyaset elbette ama bu aslında hepsi birbirini besleyen bir zincir. Tabii, basının da bunda çok büyük bir etkisi var. Muhakkak. Maalesef birçok basın organının da çok daha yanlı yayın yaptığını görüyoruz. Tabii. Bunu gazeteci arkadaşlarımız da söylüyor yani sadece biz değil. Dolayısıyla bence basının da burada önemi çok büyük. Neyi öne çıkardığı, mecliste ne konuşuluyor ve neler öne çıkıyor mesela. Tamamıyla, sadece popülist tartışmalar, kavgalar değil ama ciddi önemli konular konuşulduğunda onların öne çıkarılması, halkı bilgilendirmek. Yani bence tabii. Basının da büyük bir sorumluluğu. Tabii, ve tabii ki dönüp dolaşıp burada gene yani halk olarak bence her bir birey olarak da biz sorumluluklarımızı unutmamalıyız. Yani bu ülkede seçme alışkanlıklarını da artık gözden geçirmeliyiz. Yani bu benim işte iyi arkadaşımdır, işim düştüğünde aradığımda işimi yapar diye siyasetçi seçmekten de artık vazgeçmemiz gerekiyor ki bir şeyleri değişebilelim. Aynen. Yani vizyon sahibi kişilerin doğru yerlerde olması gerekiyor ki bir şeyler değişebilsin. Tabii. İnşallah değiştirebiliriz. Bu parasızlığa biz nasıl çözüm bulacağız? Mesela şu anda bir miktar kesintiler olacak. Şöyle de böyle olacaklar. Peki onlar okullarımıza gidecek. Artaran işte sağlığa gidecek. Fakat bu yani düzelmenin çaresi değil. Bunların hiçbiri geçici olaraktır. Acaba bu kesintiler artık bundan sonra devamlı mı olsun? Bu fon yaratmanın devamlısı mı olsun? Yani bir yerden vereceksin ama bir yerden keseceksin. Onu da asgari ücrete dayayacaksın. Yani artış alıyorsun ama bu kadar işte yüzdelik de buradan gidecek gibisinden. Ve bu fon oluşacak. Çünkü biz Türkiye'ye artık el uzatamayız. Yani şu anda Türkiye'nin durumu kendisine kesinlikle. Ancak yeterli. Kesinlikle. Bize dünya finansı yok gidip alabileceğimiz. Yani bir tek Rum tarafı var ve biz varız burada yapışık ikizler gibi. Öbür tarafı bize kapalı. Çünkü bizi tanımıyorlar bize borç para verebilmek için. Bize ancak borç para veririz ki kimsenin tercihi değil borçlanmak artık. Yani böyle stagne dediğimiz yani artık ekonominin bir yere gitmediği bir yere ulaşacağız. Evet. O zaman da siyasiler ne çözüm bulacak? Çünkü o suçlu, bu suçlu, bu suçlu deyip ama sonuçta toplum o çöküntüye gireceğe benziyor bir şey olmazsa. Yani ne yapılabilir bu yani, konuda? Aslında programın başında söyledim ama bir kere daha özetleyelim ki daha net olsun. Bu ülkede %65 kayıt dışı ekonomi var. Ticaret Odası'nın raporu var bilmem kaç yüz sayfalık. Çok net içinde hepsi bunların konuştuğumuz şeyler yazıyor. Evet, evet. Kayıt altında olmayan ekonomiyi önce kayıt altına almamız evet. gerekiyor. Aynı şekilde Ticaret Odası'nın teşviklerle ilgili kaç sayfalık raporu tabii, var. Orada tabii. yapılan yanlışlarla ilgili de çok detaylı bilgiler tabii. var. Yani Amerika'yı tekrardan keşfetmemize gerek yok. Sizin üstüne vurduğunuz tapu gelirleri var. Bizim evet ona da geleceğim ama yani bizim artık işte bordrolu maaş alan onun işte bellidir geliri de daha rahat kontrol edip alırım kesinti diye onların üzerinden
bu boşluğu kapatmaya çalışmamız mantıklı yani. Değildir. İşte hayat pahalılığı artışıyla ilgili değişik düzenleme falan bilmem yani bu konuda çok uzman değilim ama yani bu belki tartışılabilecek şeyler var orada da. Ama sonuç olarak bizim önce kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almamız gerekiyor. Evet. Tapu gelirleri dedim mesela bu kararname tartışılırken mecliste bir maliye bürokratı dedi ki işte dedi tapuda dedi bizim dedi işte ortalama dedi konut fiyatı dedi 40 bin pound. Dedim siz nerede yaşıyorsunuz çok merak ettim çünkü 40 bin pound'a artık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konut alamazsınız. Tabii. Yani çöpün duracağı yeri verirler size. Yani mesela ben Girne'de mesela benim yalnız yaşayan bir anne arkadaşım var, iki çocuğu var. İki otak odalı bir daire almaya çalışır. İnan 90 bine bile daire bulamıyor. Yani öyle bir duruma geldi. Tabii. İskele'de keza durum zaten ortada ve yani bunu ben biliyorum da maliye bürokratı bilmiyor mu bu konutların 40 bin pound'a satılmadığını? Aynen. Peki gerçekten satıldığı fiyat üzerinden değil de başka fiyatlar üzerinden mi vergilendiriyor tapu hala? Veya tapunun içinde işlemlerin hızlı yapılması için işte bir düzenli sistem kurulması bu kadar mı zor? Yeah. Ve biz sadece işte mesela Girne tapu herkesin korkulu rüyasıdır ve işte randevu alıp bir şekilde işte işini yapmaya çalışır tabii, onun içerisinde. Tabii oradasın bütün gün. Evet ve yani daha bir sürü sorunlar var yani tapuyla ilgili. Çok da net bunlar biliniyordur yani hepsini buradan telaffuz etmeme gerek yok. Yani devletin gerçekten gelir artırabileceği noktalar var. Doğru. Ve bu noktalarda iyileştirmeler yapması gerekiyor. Bu noktalarda artık sistem kurulması gerekiyor. Bu noktaların böyle kişiye işte Jale'nin canı çektiği, o öyle yazdı, o onun ahbabıydı diye böyle yazdı. Haluk'un araları iyidir, onu işte daha düşükten göster. Yani bunlardan artık vazgeçmemiz gerekiyor aynen. Bizim. Yani böyle kasaba gibi değil de eğer gerçekten bu kadar önemsiyorlarsa işte iki egemen devlet falan konuşmaya tabii. Gelince sloganlarımız çok biliyorsun. O devlet olmanın önce gereğini yapmamız gerekiyor. Ve birçok böyle kara delik olan bu alanlarda kayıt dışılığı artık önlememiz gerekiyor. Tabii. Bunu yaptığımız sürece ben bu ülkede fazlasıyla yeterli kaynağın var olduğuna inanıyorum. Okay. Eminiz buradan vardır. Evet. Bence böyle bir kara deliğin içerisindeyiz. Yani o parayı bulsalar onu da harcayacaklar bir yere. Ve o da ayrı konu tabii. Yani bunu da gene seçim yatırımı olarak bilmem kaç tane daha geçici işçiye harcarsak. Kadrolarımız boş denecek. Evet. Kadroların içi dolacak ama hiçbiri eczacı olmayacak, mühendis olmayacak. Sadece doldurmamız gereken, çalışmaya ihtiyacı olan insanlarla dolacak orası. Evet. O da bir başarı olacak. Yani kadrolar, kamuda gerçekten kadrolar boş. Bu doğrudur. Çünkü kamu hizmeti üzerinden alınması gereken işte mühendistir, uzmandır, şeydir. Hı, o noktalarda onları. Çok eksiklikler var. Sınavlar yeteri kadar hızlı yapılamıyor. Pandemi biraz o süreci de yavaşlattı. Tabii. Ama her zaman yeterli münhal de verilmiyor. Çünkü bir genelde işte onlara para yoktur ama geçici işçi alacaksa başbakan seçim yatırımı tabii. Olarak onlar için tabii. Çok daha rahat personel dairesinden dursun, yetki tabii. Çıkar. Yani onu değiştirmek gerekiyor aslında kamuda. Tabii. Kamuda bizim aldığımız bir sürü mevsimlik şey var. Yani geçmişte alınmış bir sürü mevsimlik işçi var. Bir sürü evet. Geçici işçi var. Çünkü o zaman herhangi bir liyakata dayalı olmadığı için çok daha rahat partilinizi alabiliyorsunuz o durumlarda. Doğru. Ama gerçek anlamda kamu hizmeti üzerinden sınavla bizim kadroları doldurmamız gerekiyor. Çünkü bugün bir bakın devlet laboratuvarına kadroları boş. Şube amiri var, altında çalışacak kişi yok. Tarım dairesine bakın aynı şekilde. Orman dairesine bakın aynı şekilde. Yani çevre dairesi gene aynı. Yani şey var, amir var, altında çalışan yok. Bir bölümde şey var, memur var, üzerinde amir yok. İşte kamu reformunu geçirmediğimiz için üçlü kararnameyle tabii. Habire birilerini müdür yapıp sonra işte kıyak emeklilik verip gönderdiğimiz tabii, için zaten kamunun da içi tabii, biri birini fazlasıyla. Daha çok beğenir, işlenme işliği vardır falan. Bir de öyle tabii. Şeyler var. Yani kamunun içi ciddi anlamda o noktada da boşalmıştır. Dolayısıyla tabii ki bizim liyakatı da o noktada artırmamız gerekiyor ki kamu kurumları da
daha etkin şekilde hizmet verebilsin. Zaten orada kamu çok kolay bir hedeftir. Özel sektör daha soğuktur bu işe. Özel sektör iş sahibi aslında durumu fena değil. Yani ben baktığımda alüminyumculara, baktığımda işte sütçülere, baktığımda mobilyacılara, yani işverenin aslında durumu çok kötü değil. Sadece böyle şehirde tiki toko küçük bir işi olan, sadece bir tane barındırabilen işçi kendisine, onların durumları çok içi açıcı değil. Ama böyle artık kendisine büyük ambar almış, fabrika yapmış bilmem ne, onların işleri tıkırında gidiyor gibi. Yani o özel şirketler mesela kurumsal yapıyı kurabiliyor ama kamu bu kurumsal yapıyı kuramamış. Yani hepsinde çalışan aynı insanlar. Birazcık disipline ihtiyaç var. Birazcık çalışanı teşvik etme. Çalışmayanı cezalandırma. Yani dediğim gibi Amerika'yı tekrardan keşfetmeyeceğiz. Evet, öyle yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Seni böyle buralara kadar getirdik tekrar. Ne demek, seve seve her zaman. Dediğim gibi yani ben böyle pazartesinde de hep olumsuzlukları konuşarak başlamak istemem. Yok ama işte, bence yani şunu da bilmemiz gerekir. Yani biz bittik öldük zaten yapamayık psikolojisinden de çıkmamız gerekir. Tabii. Çünkü genel olarak bir umutsuzluk hakim. Çevrede yani herkesten görüyoruz. Elbette hepimizin de morali bozuluyor. Ama bu değiştirme gücünün de her birimizde olduğunu unutmamamız gerekiyor. Tabii, yani bir değişim istiyorsak bu değişim her birimizden başlayacak. Kendimizden başlayacak. Bunu da söyleyerek bitirmek isterim. Buna gerçekten inanıyorum. Yani uzun yıllar Amerika'da yaşadım ve mesela Amerika'da insanlarda o ruh olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii onlar yapabileceklerine inanan insanlar. Yani i̇nanan insanlar ve herkes gerçekten çalışıyor. Çalışan ödüllendiriliyor. Çalışmayan işten çıkarılıyor. Yerinde zaten yüz tane arkasında bekleyen insan var. Dolayısıyla bu da insanları aslında çalışmaya da, üretkenliğe de teşvik ediyor. Bir de başaran insanlara bir sevgi ve bir saygı var orada. Evet. Yani hakikaten yaptığı vay canına, çok iyi, ne kadar iyi. Ben onunla arkadaş olmak istiyorum çünkü başardı. Evet. Bizde de tam aksine, ben bunu bilirdim, eskiden hiçbir şey yoktu bunun gibisine, o nifak tohumlarıyla beraber böyle. Evet, ama gideriz. Biraz dediğim gibi yani bence ülkemizde de ben bunu mesela özel sektörde çok iyi görüyorum. Yani çalışan insan var oluyor, çalışan insan büyüyor, gelişiyor, işini geliştirebiliyor, yoktan var edebiliyor. Çünkü vergiyi çözmüştür o çalışan insan özel sektörde yani bilirse. Yoktan da var edebiliyor ama yani gerçekten çalışanın da yani çalışan insana bu ülkede çalışınca çok iş var. Çalışınca daha şanslı oluyorsun. Üretecek çok alan var. Dolayısıyla bunu hepimiz yapmaması için de hiçbir sebep yok bence. Kamunun da bu şekilde daha üretken bir hale gelmesi de bence o kadar zor değil. Çok büyük bir yüz ölçümünde yaşamıyoruz. Ama dediğim gibi yani burada değişimin her birimizden başlayacağını unutmamak ve böyle bu kabullenilmişlikle işte yani zaten biz bittik, bir şey yapamayız. Tabii canım, öyle asla olmaz. O yüzden ben de gemimi kurtarayım da zaten bitti falan şeklinde gidersek olmaz. O zaman ben söyleyebilirim. Charlie Refik Rogers gibi düşünün ki hep beraber kalkınalım. Çünkü o lazım. Parti kuracaksan hemen bir telefon numarası vereyim. Yani o da olabilir. O ayrı bir saatlik tartışma konusu. Tekrar olabilir. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Charlie Refik Rogers'i dinlediniz. Hür konuşmak buna denir. Tam istediğimiz gibi. Peki, ona teşekkür ederken sizlere de teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün geçirmeniz, hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalınız diyoruz. Bir...